boş şey demek, hükmünü küçümsemek değil. Hükmünü küçümsemiyorum, keramet ulvi kutsu bir şey. Boş şey ne? Allah'a itaati bırakmış da keramet arıyor, ha bu boş şey. Kerametin kendi boş değil, arayan adam boş. Yoksa ben kerameti dil uzatır mıyım? Allah'ın ikramı, velilerin nimeti, insanlara yakini getiren nice beyler. Allah bir muhammet Allah. Dokuzuncu delil. Cenab-ı Hak peygamberimizi sultan olan bir peygamberlikle kul olan bir peygamberlik arasında muhayyer bıraktı. Davut aleyhisselam hem sultan, zamanı sultanı hem peygamber. Süleyman aleyhisselam hem sultan hem peygamber. Muhammed aleyhisselam sultan değil. Peygamber. Ya Habibim, seni sultanlıkla devlet yönetimi, dünya idaresi vererek beni peygamberlik vereyim yalnız. Akt olarak, akdihi ve Resulü, Allah Resulü onu seçti. Akdihi ve Resulü olayım. Tercih etti. Sultanlığı tercih etseydi, doğudan batıya nüfuzu hissedilir, duyulur. Ve fakat bunu istemedi. Çünkü kul olmak halinde Mevlasıyla iftihar edecek, sultan olursa belki mülkü ve tebaasıyla iftihar edebilecekti. Tehlike olduğu için kul olan peygamberliği seçti. Onun için kulluk onun en şerefli sıfatı oldu. Onun için Sure-i İsra ayeti celilede, birinci ayeti celile, Allah kulunu götürdü. Sultanı götürdü buyurmadı Allah ayette. Kulunu götürdü. O kim o kul? Muhammed Aleyhisselam. Allah geceleyin kulunu götürdü. Allah sultanı götürdü buyurmadı ayette Allah. Şu halde biz seçeceğimiz nimet Allah'a itaat olacak. 10. delil, aşırıya çıktık. Allah'ı sevmekle Allah'ın verdiği şeyi sevmek birbirinden farklıdır. Allah'ı seven, Allah'ın zatından başka hiçbir şeyle sevilmez, hiçbir nimete ısınmaz. Bu sevimli, bu ısınma olursa, kulun Allah'ı zatı için değil, verdiği şeylerden dolayı sevdiği ve bu sevgiyi o şeylere elde etmek için araç olarak kullandığı anlaşılıyor. Bunda da kulun Allah'ı değil, kendi nefsini sevdiği meydana çıkar. Böyle bir insan Allah'ı değil, kendi nefsine tapınmış olur. Cenab-ı Hak bu kimseleri kastederek Sure-i El-Câsiye 23. ayeti celilede nefis ve hevesini ilahlaştırıp tapanları görüyor musun ayetiyle bize haber verdi. Nefis ve hevesini ilahlaştırıp tapanları, demek hevasına uyanlar, heva nedir heva? Heva, nefsin hevasına uyma. Peki bu heva ne? Dünya ve ahirete yaramayan her şeye hevadır. Demek biz boş heva peşindeyiz. Ne dünyaya yarıyor, ne ahirete yarıyor. Dünyaya yarasa koyup gidiyoruz, boşa çıkıyor. Yarıyor. Yarıyor ama koyup gidicisin. Ölüp biticiyi seviyorsun, olup gidicisin. Olup biteni seviyorsun, olup gidicisin. Apartmanı seviyoruz, arsa seviyoruz, para seviyoruz. Koyup gidicilik olmasa, giderken götürülse ne güzel. Ne güzel. Kafanı dövme, aklını döv, aklını.
Sen kafatasını dövüyor, fayda çıkmıyor. İçindekini dövemiyorsun ki. Bizim şu sofrayı kafasına vuruyor. Küt, küt. Sonunda da gidip baş ağrıyor. Balyoz gibi kafaya vuruyor. Sen akıllıysan içindekini hevasına vur. Tasını kıracak bir gün. Vura, 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 vura. Oğlum kafana vurma. İçindekine vur. Bir daha yapma Allah için. Küp. Küp. Sofrayın adı ne Fuan? Ahmet. İşi gücü cezbeleniyor kafaya vuruyor. Küp. Küp. İnanedim balyoz gibi vuruyor. Boş. Kafatasına vuruyor. Akıllıysa içindeki hevasına vursun. Dıştan dövüyor, onun içinde sözün geçmiyor. Çocuğun kıçına kıçına vuruyor. Aklına aklına vursana. Vurma bir de Allah için. Tamam bitti. Vurulacak yer ora değil. Vurulacak yer nefis, nefis. Onun da yerini bulamazsın. Gözde nefis var. Ben arayıp bulacağım, bulamazsın. Gözde nefis var, kulakta nefis var, burunda nefis var, çenede nefis var, çene dediğim ağız. Elde nefis var, ayakta var. Nereyi döveceğim be Allah aşkına? Sen yanlış dövüyorsun, kafatasını dövüyorsun. Yapma böyle. Boş dövüyorsun. Nefsini bulursan gel bana öğret, beraber ben de döveyim. Ha bunu boş dövüyorsun. Karadeniz'de diyor. Ha bunu dövmekle, ha bu nefis ele geçmez. Boş dövüyorsun Allah diyor. Ahmet. Bir daha dövme. Tamam de. İnşallah de. Heh. Allah bir daha dövme artık. Bulursan nefsi beraber dövelim. Ben bulamadım. Gözüme gidiyorsun var. Kulağıma gidiyorsun var. Dilime gidiyorsun var. Mideme gidiyorsun var. Ya bir yer göster ki nefis orada olmasın. Her yerde var. E gidiyorsun kafatasına vuruyorsun bir gün. Bir gün Abdüllatif gelip kafanı kırar, ameliyat eder. Küp de küp, küp de küp, küp de küp, balyoz gibi kafa dövüyor. Deli bu sofrayı. Bulursan nefsi döv, o da eline geçmez. Aklın kesti değil mi? Bir daha dövme. Tamam mı? Hah, kalsın hümmetiyle. 10. delilim, nefis ve hevasını ilahlaştırıp tapanları görmüyor musun? Muhakkikler bu ayeti celiliye taş ve tunçtan olan putlara tapmaktan hasıl olan zarar, nefse tapmaktan hasıl olan zarar daha büyüktür dediler. Taşa, puta tapmak Kureyş'in gibi Yunanlıların Zeus, efendim, Afrodit, yer tanrısı, gök tanrısı, ona tapmaktan nefse tapmak daha kötü dediler. Kerametle övünmek, kemalat olmazsa puta tapmak gibi korkucudur, korkutucudur, korkulur, akıbeti kötüdür. Keramet sahibi, gel buraya, kemalatını tartacağım diyeceğiz. Kemalatı 100 kilo çıktı. Kamil, kemalatı 1000 kilo çıktı. Kamil, kemalatı 100 bin ton çıktı. Demek kemalat ayrı, keramet ayrı. Eğer keramet sahibi kemalatı da artıyorsa ne güzel bir nimettir. Keramet sahibi kemalatı eksiliyorsa veya yoksa boş övünmedir, puta tapmak gibi beladır. Nefsin hevasına tapmak olur. Allah korusun cümlemizi. 11. delil. Allah kendisine karşı gelmekten sakınan kimseye kurtuluş yolu açar. Onu beklemediği yerden rızık verir. Allah'a güvenen kimseye o yeter. Sure-i El-Talak 2. 3. ayeti celile. Allah kendisine karşı gelmekten sakınan kimseye kurtuluş yolu açar. Allah-u Teala ona beklemediği yerden rızık verir. Allah'a güvenen kimseye o yeter. Çünkü bu ayet Allah'a karşı
takva üzere bulunmayan, ona güvenip tevekkül etmeyen kimse için zikredilen şeylerden hiçbirinin tahakkuk etmeyeceğine delalet eder. Şu halde keramet beklemek yerine Allah'a karşı gelmekten korkmak lazım gelir. Allah'a karşı gelme. Allah'a karşı isyan etme. Allah'a karşı gelmezsen bir kurtuluş yolu vardır. Ona beklemediği yerden Allah rızık verir. Allah'a güvenene o ne güzel bir vekildir. Allah cümlemizden hoşnut razı olsun. Kerametin gücümüzün yettiği derecede halini anlattık. Geçen günü okuduğumuz delilde keramet şeriatın emirlerinin, ilimlerinin hakikat olduğunu ortaya koyar sözüyle velayete delildir. Şu zat keramet sahibi, buradaki cemaat demiyorum, türbede yatan, dünyanın Hint'te, Yemen'inde, Türkiye'de olan velileri kastediyorum. Şu zat keramet sahibi. Unuttum Allah diyor. Unutmak var beşer. Silindi. Dedim lafımı. Keramet velayete değil. Velayete değil. Keramet şeriatın ilmi hakikatlarının gerçekliğine delil olur. Allah Resul ne dedi? Yaptı. O veli. Allah Resulünün sözlerinin doğruluğuna, ayetlere uymanın hakikatine delil olur. Ne güzel bir tarif bu. Demek Allah'ın Resulü ve Allah'ın buyurduklarına uyduğu için keramet oldu. Uymasaydı keramet olmazdı. Şu halde ben Allah'ın emirlerine uymakta 1001 noksanım varken keramet beklemek tarife uymaz. Yani Allah isyan edenin Allah'a yakınlığı olmaz. Allah'a isyan edenin Allah'a yakınlığı olmayınca keramet bekleyemez. Çıkmaz ki, gelmez ki. İstasyonu olmayan veya denizi olmayan yerde iskele bekleyip bir vapur gelmesini beklemek abes olur. Denizi yok ki şehrin, gölü de yok, nehri de yok. Almanya'da Rhein nehri var. Ufak gemiler gidiyor, geliyor, bir su var. Konya'nın ovasında bekle dur, vallahi vapur yanaşmaz. Ne iskelesi var ne de vapuru var. Kardeşim, senin itaatın Allah'a kamil değilse vapur ne zaman gelir? Konya'ya git, Hazreti Mevlana türbesini meydanına yak, vapur geldiği gün senin de kerametin gelir. Yani gelmez demek oldu. Öyle olur mu? Konya ovasına vapur gelir mi? Gelir mi Ahmet? Gelmez Allah'ım. Boş. Bizim beklediğimiz boş, boş. Çüp yok bir daha. Kafanı kırarım. Artık bitti. Deli. Nefesi yakala. Duver. Veli kendisinin veli olduğunu bilir mi? Al bakalım bir sual daha. Veli veli olduğunu bilemez. Hükmü olduğu gibi bilebilir. Bunda mahsur yoktur da hükmü vardır. Demek arifler veli kendisinin veli olduğunu bilir mi sualine iki cevap vermişler. Veli veli olduğunu bilemez. Bir kısım ulema böyle demiş. Bir kısım ulema, İmam-ı Kuşeyri bilebilir bunda mahsur yoktur buyurmuş. Veli veli olduğunu bilemez. Ebu Ali Dakkak, Ebul Kasım el-Kureyşi ise bilir demiş. Kişinin veli olduğunu bilmesinde sakınca gören, bu yüzden onu bilemediğini söyleyenler şu delilleri ileri sürdüler. Birinci delil. Bir kimse veli olduğunu bilirse Allah'ın azap ve gazabına karşı kesin bir güven duyabilir. Ben veliyim dedi. O zaman Allah'ın gazabına karşı güven duyar. Ben veliyim, Allah'ın gazabı bana gelmez gibi bir emniyet olur. Cenab-ı Hak ise
Sure-i Yunus 62. ayeti celilede Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar üzülmezler ayetiyle velilerin kurtuluşunun teminat altına almıştı. Halbuki herhangi bir kulun Allah'a karşı kesin güven duyması caiz değildir. Bunun 4 sebebi vardır. Sen velisin, kendine güvendin. 4 sebeple mahsurludur. 1. Allah'a karşı kesin güven duymak da, kesin ümitsizliğe düşmek de ayetlerle yasaklanmıştır. Ben Allah'ın rahmetinden ümit keserim, kafir olur. Ben Allah'ın gazabından korkmam, bana gelmez, kafir olur. Bunlar yasaklanmış. Allah sevdiğini belen bin bağıra demeyin. İblis de evveler sevilen bir yaratıktı. Sonradan başı kibirden dolayı isyana gitti. Şu halde kesin güven duymak da veya kesin ümitsizliğe düşmek de ayetlerle yasaklanmıştır. Cenab-ı Hak Allah'ın azabından güven mi duydular? Allah'ın azabından hüsrana uğrayanlardan başkası güven duymaz. Yasak etti Allah. Allah'ın azabından güven mi duydular? Allah'ın azabından hüsrana uğrayanlardan başka güven duymaz. Ne oldu? Allah'ın azabına güven duyan hüsrana uğrar oldu. Rabbinin rahmetinden sapıtmış olanlardan başkası ümit kesmez. Bu da umut kesmeyi yasak oldu. Kim Rabbinin rahmetinden ümit keser? Sapıtmış olanlar. Allah beni ıslah etmez. Benim bütün amellerim boştur. Haşa. Ben ne yaparsan yapayım Allah'a yakın olamam. Haşa. Bunlar sapıtmış olanların sözüdür. Nice büyük asi günahkarlar veli derecesine ulaşmıştır. Nice günahkarlar, eşkıyalar, haramiler, dinsizler, imansızlar sonradan Allah'a itaat etmiş, nefsini terbiye etmiş, Allah'ın veli derecesine yükselmiş, menkibeler dolu. Milyonlarca, 1, 2, 3, 5, 30 tane değil. Ya ben amel ettim, amel ettim, bir şey elime geçmedi diyor çokları içinizden. Bu sözün altında yatan düşünce keramet gelmedi demek istiyor. O anlattık 11 sebeple kerameti bekleyeceğini, Allah'ı kulluğu bekle dedik. Ya ben amel ediyorum, ediyorum efendim, hiçbir şey görmüyorum. Ne göreceksin ki ya, işte namazı kılıyorsun, kâhur değilsin, orucu tutuyorsun, zekatı veriyorsun, paran olsa hacca gideceksin, daha ne göreceksin ki? Ha kuş gibi uçacak, kartal da uçuyor, karga da uçuyor. Yani veli mi oldu karga? Leylek de uçuyor, balık da yüzüyor. Geç Allah'ını seversen, 5 kuşluk kuşa benzeme. Yani adam garip. Bir şey elime geçmedi. Ya İslam geçti, iman geçti, namaz geçti, zikir geçti. Allah evliyalarına dost etti seni. Seyyid Abdülbaki Hazretleri nerede, ben nerede, sen nerede? Şeyhim diyoruz. O da bize müridim diyor, selam gönderiyor. Demek ki bana en Allah'ın ananız babanız deniyor sonra. En büyük ikramı göndermiş. Aha halifeyle selam geldi. Hiçbir şey görmüyorum. Cehennemin dibini gör, şeyi görsene. Ya adam deli Allah diyor. O ne demek istiyor ben anlıyorum. Ben uçamıyorum diyor. Uçsan ne olur ki, karga da uçuyor. Göremiyorum dediği şeyi görmüyorum değil. Uçurtmadı beni diyor. Çocuklar uçurtma uçuruyor. Alman çocukları şu çayırda çeşit çeşit uçurtma uçuruyor. Çok uçmak istiyorsan bir uçurtma uçur sen de. Al büyük bir şey yap, sal ipi uçsun dursun. Ya anlıyor musunuz Allah aşkına? Gelin şu keramete bir tövbe edelim yahu. Tövbe ya Rabbim deyin yahu. Allah bir tövbe. Ne oldu şimdi? Nerede kaldık biz? Karıştı işler. Nerede kalacak? Bir kimse veli olduğunu bilirse, Allah'ın azap ve gazabına güvenirse,
Allah'ın velileri korku yoktur, üzülmezler benim içinde derse, güven altında kalırsa, dört sebeple zararlıdır. Bir, Allah'a karşı kesin güvenli olmak, kesin umutsuzluğa düşmek ayetlerle yasaktır. Ayetleri okuduk. Kesin güven, Allah'ın hiddet ve azap etmeyeceğine, kesin umutsuzluk, onun merhamet etmekten aciz olduğuna inanmak gibi olur ki ikisi de küfürdür. Bir daha söylüyorum. Ben Allah'tan ümidimi kestim. Demek böyle diyen kimse haşa merhamet etmekten Allah acizdir demeye getirir ki kafir olur. Hadi bakalım hapı yuttu şimdi gavur oldu çıktı. Birinci bu. İki, ibadet ve taatlar ne kadar çok olursa olsun Allah'ın kahretme gücü onlardan fazladır. Senin ibadetin yüzse Allah yüz binle kahrediverir seni. Senin ubudiyetinle kahretmez garantisi yok. Onun için ibadetine güvenerek Allah'ın kahrından emin olunmaz. Benim çok ibadiyetim var. Benim gibi kul az bulunur. Dedi, Allah'ın kahri yetişirse senin ibadetin dağlar kadar olsa seller alır götürür. Üç, güven duymak korkuyu ortadan kaldırır. İbadet hizmette gevşemeye sebep olur. Bu doğacak durumlar Allah'ın dostluğundan değil düşmanlığına sebep olur. Dört, Cenab-ı Hak seçtiği kullarını korkarak, umarak bize yalvarırlar. Sure-i Enbiya 90. ayetle müjdelemiş. Nasıl müjdelemiş? Cenab-ı Hak seçtiği kullarını seçti, sevdi, beğendi. Şu ayetle müjdelemiş. Korkarak, demek korkacağız. Umarak, rahmetinde ümit kesmeyeceğiz. Bize yalvarırlar. Demek hem korka korka yalvaracağız, hem de ümidimizi kesmeden yalvaracağız. Bir kişi cehenneme atılacak haber geldi. Ben atılırım diyeceğiz. Bir kişi cennete girer. Olabilir bana da Allah verir diyeceğiz. Bana vermez dersek ümitsizlik olur. Bir daha diyor. Bir kişi cehenneme düşecek. Ya benim isyanım yok ben düşerim diyeceğim. Bir kişi cennete girecek. Allah'ın rahmeti çoktur ya belki beni sokar diyeceğim. Beni sokmaz dersem ümitsizlik oldu. Beni yakmaz dersem güven oldu. O da yasak o da. Ne diyeceğim? Vay başıma yaran kara. Güneşe çıkıp oturacağım ki erisin. Şaşırdı Hasan ne diyeceğini. Viyanalı Hasan baktı kaldı. Ne diyeyim diyor.